Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fırında hamsi balığı pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler 1 kilo hamsi balığı, mısır unu, tuz ve zeytinyağı. Balığımızın baş kısmını koparıp içini iyice bir temizledik. Daha sonra da 3-4 kere suda yıkadım. Gerçekten şu an çok temiz bir halde. Balığın ağır kokusunun gitmesini istiyorsanız siz de balığın iyi bir şekilde temizlenmesine dikkat edin. Yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı tuz ile mısır ununu karıştırıp balığa bulayacağız. Daha sonra üzerine biraz zeytinyağı koyup tepsimize dizip fırında balığımızı pişireceğiz. Şu anda yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Balığımızı rahat bir şekilde tuz ve una bulamak için şöyle geniş bir tepsi kullanalım. Şu anda ilk etapta balığımızı tepsimize dökebiliriz. Balığımı tepsiye iyice bir yaydım. Daha sonra üzerine tuz ve mısır unu gezdireceğim. İlk etapta tuzunu dökmekteyim. Tuzlamış olduğum balığın üzerine mısır unu dökmekteyim. Burada yaklaşık olarak 100 gram civarında mısır unu kullanıyorum. Şu an balığımızı tepsimizin içerisinde iyice bir karıştıralım. Çok sert davranmayalım. Balığımızın zedelenmesini istemiyoruz. O yüzden mümkün mertebe çok hafif bir şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Mısır ununun balığın her tarafına gelmesine dikkat edelim. Neticede balığımızı bu tepsi içerisinde pişirmeyeceğiz. Burada sadece hazırlığını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde balığımızı hem tuzlamış hem de una bulamış olduk. Balığımız pişmeye hazır. Şu anda balığımızı pişireceğimiz tepsi içerisine dizmeye başlayabiliriz. Balığımızı buradaki borcam içerisinde pişirmek istiyorum. Üzerine dairesel şekilde bir tane yağlı kağıt kestim. Şu anda yağlı kağıdın üzerine de çok az bir zeytinyağı gezdiriyorum. Çok fazla zeytinyağı kullanmaya gerek yok. Neticede balığımızın kendisi de yağlı. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Şu anda balıklarımızı tepsimize dizebiliriz. Bütün balıklarımızı dairesel şekilde dizmeye gayret gösterelim. Bütün balıklarımız bu şekilde dizilecek. Evet arkadaşlar, balıklarımızın hepsini tepsimize dizdik. Hiçbir tane balık bırakmadım. Geriye kalanları da şöyle üstlerine yerleştirdim. Şu anda son olarak balıklarımızın üzerine çok az bir zeytinyağı gezdireceğim. Gördüğünüz gibi toplamda 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı da balıklarımın üzerine gezdirdim. Hazırlamış olduğum tepsimi 10 dakikadır ısıtmakta olduğum 180 derecelik fırına atabilirim. Yaklaşık olarak yarım saat içerisinde balıklarımız pişer. Balıklarımızın üstü kızardığında fırından çekeceğiz. Şu anda balıklarımı fırına atmaktayım. Yaklaşık olarak 25 dakika içerisinde balıklarımız piştiler. Fırından balıklarımı aldım. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Balıklarımızı servis yapmadan önce üzerine biraz limon sıkmak istiyorum. Üzerine limon sıkmış olduğumuz balıklarımızı şu anda servis yapabiliriz. Ben servis yapmadan önce şöyle bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok lezzetli bir balık. Çok faydalı bir balık. Şu anda da tam hamsi dönemindeyiz. Yapmanızı muhakkak tavsiye ediyorum. İstiyorsanız kılçıklarını çıkarıp da yapabilirsiniz. Ben kılçıklarıyla beraber yaptım. Kesinlikle rahatsız da etmiyor. Öylece kılçıklarıyla beraber de yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir balık. Çok da hafif bir balık. Şimdiden hepinize afiyet olsun.